Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son günlerde çıkan transfer iddialarına gelin birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce transfer başta olmak üzere futbol videolarını seviyorsanız kanalımıza abone olup aramıza katılabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımızda forma ve krampon çekilişi var. Katılmak için sadece abone olmanız yeterli. Keyifli seyirler. 2024 yılında yani gelecek yaz kontratı bitecek olan Mbappe, Real ile transfer görüşmeleri yapıyor. İspanyol basınına göre 50 milyon eurodan 5 yıllık anlaşma sağlandı. 1 milyar euroda çıkış maddesi var. Real, Mbappe'yi bonservisini eline alınca yani gelecek yaz transfer edecek. Paris Saint Germain yönetimi ise oyuncusunu bedavaya kaptırmak istemediği için 200 milyon euro fiyat belirledi. Eğer bu miktarı ödeyen olursa Mbappe'yi verecekler. Real, bonservis ödemeye yanaşmıyor. Bu miktarı ödemeyi düşünen tek takım şu an için Liverpool. Aslında Liverpool, Premier Lig için fena bir seçenek değil ama gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yoklar. Bu yüzden Mbappe pek de sıcak bakmıyor. Mbappe'nin kafasında tek bir takım var. Onu da artık biliyorsunuz zaten. Bir kanat transferi yapmak isteyen Paris Saint Germain Barçadan Osman Dembele'yi transfer etmeyi düşünüyor. Paris'in yeni teknik direktörü Luis Enrique Dembele'yi beğeniyor. 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var. Ödeyip alabilirler. Chelsea ismi ligimizin takımlarıyla danılan Dybala transferini bitirebilir. Dybala'nın İtalyan takımları için 20, İtalya dışı takımları için 12 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Dybala'nın menajeriyle görüşme halindeler. Eğer oyuncuyla anlaşabilirlerse bonservis onlar için çok da sorun değil. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Napoli'ye gönderdiği Kim Minje 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Bayern'e 5 yıllık imza attı. Yalnızca 1 yıl önce Fenerbahçe'de birlikte oynayan Arda Güler Real'de Kim Minje ise Bayern'de. Messi ve Sergio Busquets'i transfer eden Inter Miami, Real'den ayrılan Eden Hazard'ı transfer etmeyi düşünüyor. Hazard'ın Avrupa'dan pek de talibi yok ama Arabistan'dan isteyen takımlar var. Hazard Arabistan'a gitmeyi düşünmüyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ilk ay Gündoğan'ı Barça'ya kaptırmıştı. Ancak ilk ayın yerine Barça'dan Frenkie de Jong'u almayı düşünüyorlar. Hollandalı oyuncu Barça'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Daha önce Chelsea, Manu ve Liverpool'u Barça'da kalabilme adına kabul etmemişti. Ancak City aktif olarak dünyanın en formda takımlarından biri ve çok fazla paraları var. 110 milyon euro teklif ettiler. Ekonomik krizin içinde olan Barça henüz kararını vermedi. Santrafor transferi yapmak isteyen Manchester United, Kane Vosimey'in maliyetlerinden dolayı bu transferlerden vazgeçmiş ve başka isimlere yönelmişti. Atalanta forması giyen Hoyland için 35 milyon euro teklif ettiler, Atalanta 60 milyon euro istiyor. Manu bonuslarla birlikte 60 milyon euroyu bulan yeni bir teklif sunacak. Manu De Gea'nın kontratını yenilememesi ihtimaline karşın Andre Onana'yı transfer etmeyi düşünüyor. Onana Manu'ya gitmeyi gerçekten çok istiyor. Hatta Manu için Arabistan'dan gelen yüklü bir teklifi geri çevirmişti. Bu transfer için Onana tamam ancak takımların anlaşması gerekiyor. Inter'in 50 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Geçtiğimiz yılın başında yeniden Juventus'a dönen Pogba, hiçbir maça ilk 11'de başlayamazken sadece 10 maçta forma şansı bulabildi. Pogba'nın menajeri oyuncusunu Arabistan'a götürmek için görüşmeler yapıyor. Pogba her ne kadar gitmek istemiyor olsa da hem Juventus maliyetinden kurtulmak için hem de menajeri komisyon için bu transferi istiyorlar. Manchester United'ın orta saha için düşündüğü isim Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat. Dünya Kupası'nda yaptığı patlamanın ardından birçok takım tarafından istenen bir oyuncuya dönüşmüştü. Manu orta sahasını onunla güçlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'da Santrafor için en büyük aday hala Mauro Icardi. Gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünen milyonlar var. Paris Saint Germain 10 milyon euronun üzerine bir para talep ediyor. Icardi ile de yaklaşık 7,5 milyon euro maaş konusunda görüşmeler devam ediyor. Icardi için Arabistan iddialarından bahsediyorduk. Yine bir Arabistan iddiası var. Fenerbahçe'den ayrılıp Arabistan takımı Alilale imza atan Jorge Jesus yönetimden Icardi'nin transferini istedi. Araplarda para çok, bonservis ya da maaş önünden sıkıntı yaşamazlar ama burada Icardi'nin tutumu çok önemli. Icardi şimdiye kadarki tavrıyla Arabistan'a gitmek istemiyor gibi görünüyor. Galatasaray için bu süreç biraz daha uzayacak. Paredes ve Icardi transferleri için Paris ile görüşen Galatasaray ayrıca Juan Bernat'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray sol beke birçok isimle görüşmüştü ancak çoğu olmadı. Yeni aday Juan Bernat. İspanyol futbolcu Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı isimler arasında yer alıyor. Cüzi bir bonservis karşılığında bu işi bitirebilirler ancak oyuncunun 8 milyon euroya yakın dev bir maaşı var. Fransa'da vergileri kulüpler ödediği için daha azını kabul edecektir ama yine de epey maliyetli bir transfer olur. Galatasaray'ın sol bek için asıl önceliği ise Angelinho. Uzun zamandır peşinden koşulan bir isimde oyuncu prensipte anlaşmaya varıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Angelinho gelen teklifler arasından sadece Galatasaray'a sıcak yaklaşıyor. Diğer takımları düşünmüyor. Artık iş oyuncunun bonservisini alabilmekte bitiyor. Leipzig ile bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Galatasaray 10 numara bölgesi içinde bonservisi elinde olan Daichi Kamada'ya ilk resmi teklifini yaptı. Kamada'nın vereceği karar bekleniyor. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Japon futbolcu Avrupa'da iyi bir isme sahip. Orada kalmak isteyebilir. Biliyorsunuz Erdan Timur hafta içi bir Avrupa yolculuğuna çıkmıştı. Gittiği yerlerden biri de İngiltere'ydi. Tabi İngiltere'ye gittiği için Premier Lig'de oynayan ve takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular Galatasaray'a yazılmaya başlandı. Thiago Alcantara ve Hakim Ziyeh bunlardan bazıları. Hakim Ziyeh ile başlayalım. Hakim Ziyeh Galatasaray'ın yaklaşık 6 aydır istediği bir oyuncu. Ara transfer döneminde istenmişti ama hem Zanyolo'nun transferinden hem de Ziyeh'in gelmek istememesinden dolayı o zamanlar o transfer olmamıştı. Faslı futbolcu Arabistan takımlarından Al Nasır'da istedi sağlık kontrolleri sırasında sorun çıkınca o transfer iptal oldu. Chelsea Al Nassr'a 8 milyon euroya satmayı kabul etmişti. Bizim basınımızda oyuncuyla görüşmelerin olumlu bir şekilde gittiği söyleniyor. Thiago ise Liverpool tarafından gözden çıkarılan bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl 3 farklı bölgesinden sakatlık yaşadı. Alırken dikkat etmek lazım. Thiago ile ayrıca Fenerbahçe'de ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncunun 10 milyon euronun üzerinde bir maaşı var. Galatasaray geçtiğimiz yıl kiraladığı diğer bir oyuncu olan Raşit bon sahibisini almak üzere. ile 7 milyon euroya anlaşma sağlandı. Ödeme planları üzerinde görüşmeler devam ediyor. Oyuncuyla da 4 yıllık kontrat imzalanacak. Galatasaray'ın sağ kanat için düşündüğü yerli aday Cengiz Ünder de henüz Marsilya'nın kampına katılmadı. Nedenini bilemiyoruz ama Marsilya'nın yan hocası Marcelinho Cengiz'i kadroda düşünmezse en büyük adaylarından biri Galatasaray olacak. Okan Koç'un takımdan ayrılmasıyla birlikte yerli yedek kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, Gaziantep'ten Günay Güvenç transferini bitirdi. Günay Muslera'nın arkasında kalmayı kabul etti. Oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı. Gaziantep'te Bonsai'us pazarlıkları devam ediyor. Galatasaray'da sezonun en ilerinden biri Saavek Saçaboy'di. Oyuncuyla Crystal Palace, Arsenal ve Brighton gibi takımların ilgilendiği söylenmişti. Ancak Saça için yapılan maksimum teklif 14 milyon euro. İstenen teklifler gelmezse takımda tutulacak. Şu anda 480 bin euro maaşı var. 1,5 milyon euroluk yeni ve uzun süreli bir teklif yapılacak. Yapılacak bu yeni teklifte serbest kalma bedeli bulunmayacak. Olur da Saça Saçaboy satılırsa diye yerine düşünülen isim de Valencia forması giyen Thierry Correa. Şu anda 24 yaşında olan Correa için 4 yıl önce 12 12 milyon euro ödenmişti. Geçtiğimiz yılı pek de iyi geçirmedi. 14 milyon euro olan piyasa değerini 8 milyon euroya kadar düşürdü. Henüz atılmış resmi bir adım yok. Dediğim gibi eğer saça bu ay satılırsa adaylardan biri olarak bilmeniz yeterli. Galatasaray'da kiralıktan dönen Morutsan ve Çikaldao'nun menajeri Dragos Sirbu görüşmek için İstanbul'a geldi. Çikaldao'nun yeniden kiralanmasına ya da doğrudan gönderilmesine onay verildi. Olimpiyo Morutsan'a ise kampta şans verilecek. Olası satışında Galatasaray'ın bonsaius beklentisi yüksek. Fenerbahçe 10 numarası Arda Güler'i Real'e gönderdi. Yerine yine potansiyelli genç bir 10 numara alınacak. Sebastian Simanski. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu Rus ligi takımlarından Dinamo Moskova'da forma giyiyor. Geçtiğimiz yılı Hollanda ligi takımlarından Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Ve orada şampiyonluk gördü. 29 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Fenerbahçe'nin oyuncu için ilk teklifi kabul edilmemişti. Bir teklif daha yapıldı. Oyuncunun maaşının 2,5 milyon euro, bonservisinin de 10 milyon euro civarında olması bekleniyor. Fenerbahçe 10 numara bölgesi için Mario Pasaric ile de ilgileniyor. Oyuncuya teklif yapıldı ancak Atalanta'da kalmak istediği için teklif kabul edilmedi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Hırvat futbolcu 10 numara başta olmak üzere orta sahanın birçok yerinde oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin 10 numara için düşündüğü diğer bir futbolcuysa ise Brezilya Ligi'nde Vasco da Gama forması giyen Marlon Gomez. 19 yaşındaki futbolcu 1,5 yıl önce A takımı alınmıştı ve zaman zaman forma şansı veriliyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Marlon Gomez transferi Simanski ve Pasalic transferlerinden bağımsız bir transfer. Pasalic ya da Simanski ilk 11 için alınacak. Marlon Gomez gibi genç yeteneklerse gelecek için transfer ediliyor. Fenerbahçe uzun zamandır konuştuğumuz Wilfred Zaha transferini bitirmeye artık baya yakın. Oyuncu şampiyonlar ligi faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyordu ancak istediği teklifleri bir türlü alamadı. Şampiyonlar ligine giden Lazio oyuncunun istediği miktarlara çıkmıyor. Lazio ile görüşmeler durma noktasına geldi. Fenerbahçe ise oyuncunun talep ettiği yıllık 6 milyon euroyu vermeyi kabul ediyor. Bir o kadar da imza parası verilecek. Fenerbahçe'de son zamanlarda beklenen performansı veremeyen Attila Salahi için iyi denebilecek teklifler geliyor. Oyuncuyu Almanya Ligi takımlarından Hoffenheim ve Union Berlin, Fransa'dansa Nice takip ediyor. Union Berlin'in teklifi 12 milyon euro. Nice kulübü ise bunun 2 milyon euro daha üzerine koyup 14 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe'nin beklentisi yaklaşık 20 milyon euro. Salahi'nin bu yaz satılma ihtimali bir hayli yüksek. Fenerbahçe Salahi'nin satılması durumunda Stoperet Tottenham'dan Davinson Sanchez'i düşünüyor. Kolombiyalı futbolcu ayaktan 42 milyon euroya transfer edilmişti. İlk zamanlardaki gibi forma şansı bulamıyor. Bu sezon 18'i Premier League olmak üzere toplam 24 maçta oynadı ki zaten bunların büyük çoğunluğunda sonradan oyuna girmişti. Bir zamanlara 60 milyon euro olan piyasa değeri de 15 milyon euroya kadar geriledi. Ayrılmak isteyebilir. Salahi giderse resmi teklif yapılacak. Stoper için düşünülen diğer bir oyuncu da Rodrigo Becayo. Aslında Becayo transferi Salah'ın ayrılığından bağımsız bir transfer. Çünkü Fenerbahçe Becayo'yu yaklaşık 1 yıldır istiyor. Fenerbahçe'nin son teklifi 7 artı 2 milyon euroydu. Udinese ısrarla 10 milyon euronun üzerinde bir miktar talep ediyor. Oyuncu ayrılmak isterken üstelik 1 yıl sonra boşa çıkacakken işi yokuşa sürüyorlar. Fenerbahçe Becayo transferinden vazgeçme noktasına geldi. Osayi Samuel'le de İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Troyes ilgileniyor. Fulham'ın teklifi 10 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus. Fenerbahçe oyuncunun gidişinde bir sorun görmüyor. Yeri doldurulabilir. Eğer ederini bulduğu düşünülürse gönderilecek. Ferdi de son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter istiyor. İtalyan takımlarının Ferdi konusunda özel bir isteği var zaten. AC Milan ve Napoli de oyuncuyu istemişlerdi. Fenerbahçe'nin özellikle Arda Güler satışının ardından Ferdi'yi satmaya hiç niyeti yok. Çünkü biliyorsunuz bir yabancı sınırı var ve elinden sürekli kaliteli yerli oyuncuları çıkarmak mantıklı değil. Eğer uçuk kaçık bir teklif gelirse tabii ki satılır. Ama öncelik satmak değil oynatmak. Gelen teklifin büyüklüğüne göre bu süreç şekillenecek. Fenerbahçe'nin diğer bir yerli oyuncusu Altay Bayındır'ın da birçok talibi var. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre özellikle İspanya ve İngiltere'den Altay'ı isteyen takımlar bulunuyor. Bu ülkelere ek olarak Ajax ve Monaco'da oyuncuyu istiyorlar. Altay'ın 5 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Böyle olunca da birçok talibi oluyor. Bu takımlar arasından en ciddi olanı Manchester United. Bir önceki videomda söylediğim gibi Erik Tenak Altay'ı yedek kaleci olarak düşünüyor. Mişi Batshuayi'de da Arabistan takımları istiyor. Arabistan'dan 7,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi Batşuay'ı gelecek planları arasında bulundurduğu için satmaya sıcak bakmıyor ama oyuncunun isteğine göre karar verilecek. Çünkü Arabistan takımları çılgınca maaş ödüyorlar. Batşuay'ı da bu durumdan etkilenebilir. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de para kazanmak isteyecektir. Beşiktaş, Şenol Güneş'in özellikle istediği Kuzeyev transferini bitirme noktasına gelmişti ancak bu transfer olumsuz sonuçlandı. Bazı konularda bir türlü orta nokta bulunamayınca Kuzyev Fransa Ligi'nde başka bir takımla anlaşmaya vardı. Kuzyev transferi olmayacak. TFF Türkiye dışındaki diğer Türk devletleri vatandaşı olan futbolcuların yerli sayıldığını açıklamıştı. Beşiktaş bu durumdan yararlanma adına Bahtiyar Zaynutdinov ile ilgileniyordu. Zaten bunları söylemiştim. Oyuncu için ilk resmi teklif yapıldı. 3 milyon euro bonservis, 3 milyon euro bonus. Ancak CSKA Moskova doğrudan 6 milyon euro istedi. Beşiktaş Kazakistanlı oyuncudan vazgeçmiş değil. Yeni bir teklif daha yapılacak. Beşiktaş'ın yabancı sınırı için düşündüğü diğer bir futbolcu da Alanya Spor'dan Oğuz Aydın. 22 yaşındaki Hollanda doğumlu futbolcu ülkemizin U21 takımında forma giyiyor. Ayrıca Alanya Spor'da sık sık forma şansı bulan bir isim. Henüz resmi bir teklif yapılmadı Beşiktaş yerli olarak listesinde bulunduruyor. Beşiktaş forvetteki yerli sayısını artırmak için de Halil Dervişoğlu ile görüşüyordu. Bu transferi bitirdiler. Brentford'a bonsaiç bedeli olarak 600 bin euro ödenecek. Sonraki satıştan %25 pay var. Oyuncuyla da 4 yıllık kontrat imzalanacak. Beşiktaş Santrafor içinde İtalya Ligi'nde Cremonese forması gen David Okereke'yi düşünüyor. Nijeryalı futbolcu takımı Cremonese küme düştüğü için takımdan ayrılmayı ve Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaşıyor. Henüz resmi teklifi yapılmadı. Muleka'ya Arap takımlarından teklifler var. Eğer Muleka satışı gerçekleşirse resmi adımlar atılacak. Beşiktaş'ta Romain Saiz takımlar ayrılmayı düşünüyor. Şenol Güneş oyuncuyu kampta görmek istese de Saiz kampa katılmak istemiyor. Fransa liginden görüştüğü bazı takımlar var. Oraya gitmeyi düşünüyor. Normalde Beşiktaş Saiz'den 5 milyon euroya yakın bir gerili bekliyordu. Ama Saiz'in ayrılmaya istekli görünen bu tavrı gelen teklifleri de etkiliyor. Bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.